Helal ulan. Hayvan herif. Beyler. Bu arabada immobiliteye. Düz kontak yapamıyor. Ulan kırmadan önce insan bir bakar. Allah'tan alarm mı çalışmadı Çeto? Göster yerleri okusan ayılmaz. Oku oku. İyi kemir lan. Bu adamlar arabanın elektriğini alıp tatile gitmediler ya. Elektriğini dedim. Girene vuruk. Değil mi? Arabayı çaldık bir de ev çalalım. Ya ev çalalım demiyorum ki. Eve girip elektriği alalım. Aslında bu suça entegre bir suç. Ayrı bir suç sayılmaz. Olay temelinde yine araba çalmak. Vay nayiler vay. Lan gideceksiniz siz. İşler karıştı burada karıştı. Mustafa ters oldu. Sizin başkan da getirdiğiniz sünnetçiyi beğenmedi. Kendi sünnetçi getirdi. Çabuk gelin buraya lan. Operasyon başlamak üzere. Fikret! Duyun bunları! Fikret! Allah senin gibi Fikret'im. Ne sünneti yahu? Tamam. Akşam toplu sünnet töreni vardı Sivas'ta. Ya benim komşu da oğlumu kestirecekti. Beni de çağırdı. Dur arabada broşür vardı. Amirim. Mustafa keser mi ne gelecekmiş? Ha, Mustafa keser. Kapıyı bile kilitlememişler. Ne kadar kendilerinden eminler artık. Kapıya yazmışlar kocaman. Dikkat köpek var. Hani? Hani nerede köpek? Köpek! Ne güzel iş ya. Işığı açık bırak. Kapıya kocaman köpek var yaz. Bitti gitti. Oh ne hala. Maluk sanki. Gelin la gelin. Ya oğlum gelin rahat olun ya. Ah Yılmaz, gel, ah gel. Yılmaz. Gel. Ne yapıyorsun lan? Lan durun oğlum ya. Paniklemeyin hemen. Bilgiye saygı duyun acık. Şimdi size soruyorum. Bakın bu evde oturan abu terliklerden giyer mi? La bakmayın öyle giymez. Akılları sıra. Evde biri var diyorlar. Lan oğlum anladık lan. Komşular duyacak yapma inanma. Oğlum sakin olun ya. Bunları buraya koymuşlar. Akılları sıra evde biri var diyorlar. Bak 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 bak. Şimdi ne bu? Kredi kartı. Elektar. Buyurun. Ahmet Bey evde mi acaba? Bir saniye çağırayım. Baba kapıya bakacak mı? Ne bakıyorsunuz lan? Koş. Başka isim bulamadın mı? Ahmet kim ulan? Rahmetlik dedemin adı. Niko geldi aklıma. Lan hele korkmadın bir tane Ahmet var mı? Çık! Çöp 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 çöp. Sakın hareket etmeyin. Kökeni ısırmaz. Başka bir planı vardır inşallah. Var tabii. Dur. Sen değil lan salak. Bırak. Ha bıraksana. Ahmet Bey köpekle bir ilgilenin. Ahmet Bey vallahi yüzüm yerde. Yani onca şeye rağmen hala bize yardım ediyor ormanında. Ne yardımı lan? Tövbe tövbe. Köpeğin sonra şularını yaptırmamış bizim oğlan. Ne? Onun için de önce sizi en yakın hastaneye bırakacağım. Sonra da polise gidip şikayetçi olacağım. O değil de. Beni ısıran köpeğe kucağıma siz niye verdiniz oturttunuz ya? Gücü gücün önünde beni ısırdı bu hayvan. Allah muhafaza. Tadım damağımda kaldıysa ne yapacağım? Ben köpeği de görmek isteyebilirler. Ahmetciğim, Yılmaz Bey istemeden arabanın camını tüp marifetiyle kırdığında alarm çalışmamıştı. Bilgilendirmek istedim. Hayır kanı mısındı size yani? Baba, sen arabanın bakımını yaptırmadın daha mı? Yok baba. Böyle baba ya, böyle evlat. Senin oğlan çok ihmalkar. Ahmet Bey isterseniz siz bizi çay bahçesine kadar götürün bırakın. Ben de artık doktora yere giderim ne yapayım. Ama bak sözüm söz olsun. Zararınızı kuruşu kuruşuna evinize kadar götüreceğim. Hatta bu arabaya da bakım yaptıracağım. Hatta bu köpeğe de baytana götüreceğim. Ama siz bizi ne olursunuz bugün oraya götürün. Lan oğlum bu iş bu kadar önemli mi lan sizin için? Hayati memati meselesi Amoş. Beni bilirsin düz adamımdır. İyi. Bağış lastiği de alırsanız tamam. Bizim oğlana kalırsa yalan olur. Allah Allah. Anlamıyorum anam. Ben vallaha da billaha da anlamıyorum. Bu nüket duru buraya niye geldi? Haydi geldi. Koskoca Mustafa Keser'in ağzını yüzünü niye hançık mıçık gitti? Acımadı ki, acımadı ki. İyi bari kurban oldum. Bir şey ister misiniz Mustafa Bey? Su, kolonya. Ben bir aç karan alayım. Tansiyonu düştü herhalde. Yanında da notu vardı yazık. Ben hemen getiriyorum. Sayın Başkanım, lütfen bana bir şans daha verin. Bu konser benim için çok önemli. Olur mu öyle şey? Önemli olan sizin sağlığınız. Yok vallahi. Konser daha önemli. Ne olur bırakın sahneye çıkayım. Nasıl kaşkına bakın ya. Ya siz nasıl çıkacaksınız ki bu şekil? Şuraya iki dikiş atın. Bir de serum takın. 10 dakikada tabanca gibi olurum namus.
Buyursunlar. Kardeşim, ben açık ayran istemedim mi? Bunun neresi açık? Koyu olmuş. Gel, gel. Su katın biraz seyrelsin. İsmail abi, gel vazgeçelim bu işten. Bak bu adam hiç iyi değil. Valim, ben de hiç iyi değilim. Bu adam sahneye çıkacak, o tören başlayacak. Yemekler heba olmayacak. İsmail, İsmail, dur hele, dur, dur, dur. Dur kurban oldum, dur. Hale, sünnet olacakların arasında tanıdıklarımız var, biliyorum. Heh, bak, şunlar Deniz'in Engartal'ın Çeyra. Şu da Oğuzhan'ın yarımı. Bana da bir yarım. Soğansız olsun. Öpüşürüm belki. İsmail! Allah! Kurban oldum valla. Kız açamıyor da kapı. Ay iyi de niye kendi fotoğraflarını yüklemiş? Karışık MP3 bile eklemiş. Eskiden karışık kaset yaparlardı insanlar sevgililerine. Onun modern versiyonu. Romantik mi ne? Romantik mi? Bu herif tanışmamızda bana asma kilit hediye etti arkadaşlar. Bu da romantik. Asma kilit aşıkların sembolüdür. Cidden romantik mi geliyor sana bunlar? Ah, geldi seninki koşturuyor. İsmail abi! İsmail abi! Neler neler oldu? Hepsini anlatacağım. Otur. Neredesiniz lan? Nükhet durum Mustafa Keser'i döndü. Adamın durumu fena. Ambulans da lambada yapıyor herif. Ne? Ya aman görün bir kıvrak figürler sergiledi. Tutamadım kendimi. Bir iki figürde ben yaptım. Kimseye de kendimi tutturmadım. Sizinki daha enteresanmış. Oturakta ana dünya. Geç, 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 geç. Allah Allah. Yılmaz. Tuncay ne oldu lan? Yapamadık. Başaramadık İsmail abi. Ya sünnetçiyi çaldılar. Biz bile zor bela gelebildik. Tuncay'ın davaları nedeniyle başka sünnetleri o yapamaz, tepki çeker dedi. Belediye başka birini getirmiş, o bu duyacakmış bebeleri. Ya sünnetçi gelmiyor, gelse bile Mustafa Keser sahneye çıkamıyor. Şöyle mi başlayamıyor nabacık İsmail? Sen geç, misafirlerle ilgilen. Hayrına bütün köyü sünnet ettirmiş oluruz falan mı lan? Ya ben geçireyim seni yenge, dur. Gel anam, gel, gel. Ortalık kokacak kız, ben ne yapayım bak. Paralar da bitti. Babamlar da terk mi etti beni? Arıyorum arıyorum açmıyorlar. Çaresizlik gölgeyi peşimizde. Ondan başka bir şey görmüyorsun. Çaresizlik hissi olmasa, köşeye sıkışma duygusu olmasa, Hazreti Musa vurmayacaktı elindeki asayı yere, yarmayacaktı Kızıldeniz'i ortadan işiye. Hazreti İsa yükselmeyecekti göğe. Hazreti İbrahim'e inmeyecekti kurban. Bir elinde öz oğlunun boynu, diğer elinde bıçak olmasa. Çaresizliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, insana neler yaptırabileceğini tahmin bile edemezsin İsa'cılar. Peygamber oğlum onlar. Biz sıradan insanlar. Hatta sıranın biraz altında sayılır. Ya kimse bizden mucize beklemiyor İsmail abi. Ben gideceğim, belediyeni sünnetçisini ikna edeceğim. Maddesi sünnet edecek yani. Biz sadece şartları biraz zorlayacak, ne kadar istekli olduğumuzu gösterecek. Takdir yaradanım. Tamam ulan uzatma. Bismillah. Şartları zorluyor. Mustafa Keser nerede? Nerede o? Pistanı biçtim dar geldi. Hastalandım yar geldi. Hastalandım yar geldi. Geldiyse yarım geldi. Geldiyse yarım geldi. Ah başıma neler geldi. Ah başıma neler geldi. Şamamada köçük hanım Şamama. Şamamada köçük hanım Şamama. Şamamada köçük hanım Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama.
delikanlılar.